Merhaba, herkese iyi akşamlar. İttifak Holding. Yanlış bilmiyorsam 3 liralardaydı, 2 liralardaydı. Yine tabii klasik bir bölünme anomalisi yaşandı. Bayağı bir yukarı gitti. İşte bölünmesine rağmen 2.32'de. Şimdi ittifak için tabii aşağı yönlü bir şey var burada, akım var. Yani artık kağıt bozulmuş. Paldır küldür şöyle bir düşen trendle beraber aşağı geliyor. İlk olumlu şey tabii bu trendin bir kırılması olur. Kırılırsa en azından belki bir yataya bağlar şöyle. Göründüğü kadarıyla 1.618 Fibo 1.618-2.23'e geliyor. Orası bir destek olmuş şimdilik bugünlük. Ama aşağı doğru hareketine devam ederse 2 lira 6 kuruş. Burada 50 gün ortalaması var. Oraya bakmak lazım. O da tutmazsa 1.79, 1.86 ve 1.57 sırasıyla destek olması beklenir. Yani onlar da tutmazsa zaten artık 1.26'da 50 günü var. Özel bir formasyon yok. Fakat şöyle bir şey var. Şu mum tabii bir önceki günden bayağı bir eksisi falan var ama düşükte açmış. Biraz daha yukarıdan kapamış en azından. O bir iyi bir şey. Yani bir gün öncenin üstüne çıkamamış ama düşerken bir fren yapmış diyelim biz ona. Şeyi görmek lazım. Ertesi günü görmek lazım. Bu arada brüt takası da mı bilmiyorum kağıt. Olma ihtimali de var. Dönüp bakmadım. Kısa ortalamalar da yukarıdan birbirini kesmeye başlamış. İyi değil gösterge olarak. MACD'ye aşağı yön veriyor. RSI 44'te hala hani bir tepki bölgesi olarak almayız ama hafif o da sanki bir yataylaşmış. Yani gördüğümde bundan başka bir şey yok. Özel bir formasyon da yok. Düşen akım şimdilik devam ediyor. Kırılması için de yarın için 2.71 yani hafta sonu için en azından öyle söyleyeyim. Yani yarını söylemeyelim de haftayı 2.60'da kapatırsa, 2.60'ın üstünde kapatırsa o zaman şuradaki trend bozulmuş diyebiliriz. Bunun dışında dikkatimi çeken bir şey yok. Ya şimdi arkadaşlar bu Türk kağıtlarda böyle oluyor. Gidişler çok hızlı oluyor. Tabii dönüşler de haliyle çok hızlı oluyor ve burada birçok kişi satmayı bile bazen fırsat bulamıyor maalesef. Onun için hep söylüyorum bu tür gidişlerde bir stratejiniz olursa yani işte elinizdeki ana paranızı en azından korumaya alırsanız parça parça düşüşlerde de çok sıkıntı haliyle yaşamazsınız. Bunun dışında söyleyeceğim bir şey yok. Umarım toparlar. Herkese iyi haftalar.